Radyonun içine kuş düğüm çıkar be. Ustam, ustam, stüdyoda 10 tane türkü okumuşum var ya, duyanların ciğerlerini söker. Sıra geldi albümü çıkarmaya da benim çok güçlü bir menajer bulmam lazım. Yoksa bu müzik yapımcıları beni ciddiye almazlar usta. Aslında bir menajer var, çok güçlü, çok meşhur bir adam. Ona ulaşabilsem var ya, kesin çözer bu işi. Zamanında Cinsel ailesini okurmuş. Mahsun Kırmızıgül'ü, Özcan Deniz'i, Alişan'ı falan hep o meşhur etmiş usta. İsmail, bir şey soracağım, bu menajer niye işe yarıyor be ya? Tamam, sana böyle bir kıyak yapacak da kendine ne gibi bir faydası olacak? Seni niye meşhur edecek bu adam makam? Para kazanacak benden. Nasıl para kazanacak? Usta, kazandığım her kuruştan kendi nasibini alacak işte. Artık %10 mu dersin, %20 mi ne derse vereceğim. Lan Cuma, çalıştır saksıyı oğlum. Türküleri İsmail okuyacak. Sen oturduğun yerden %20'yi cebine attıracağım oğlum. İsmail ya, senin menajerlerini ben yapayım oğlum be ya. Niye sen başkasına gidiyorsun tanımadığın insanlara? Vallahi ben seni biliyorum, bir şeyini biliyorum, her şeyini hallederim. Benim İstanbul'da girip çıkmadığım yer yoktur be ya. Her deliğe bir macun sıvamışlığım var. Ben bilirim senin yapacağın işleri, onları da ben hallederim. Ver bakalım sen o türküleri bana, ver ver ver. Sahi mi söylüyorsun usta, yapar mısın bu cidden? Yapmaz mıyım oğlum? Senin için yaparım tabii ki be ya. Senin için yapacağım ben. Sen de benim için artık bir, ne bileyim böyle Trakya türküleri falan okursun. Ne dersin? Olur mu? Vallahi bütün Rumeli benim meşhur ettiğim türkücüyle inim inim inler be. Okurum tabii usta, ayıpsın ya. Senin için Vardar Obası'nı okurum. Oku be. Böyle duygulu oku, böyle ince oku. Halkın duygusuna böyle inceden bir teğet geç. Onlar seni alırlar, yukarı çıkartırlar artık. Hadi bakalım. İstersen sen de benimle stüdyoya gelirsin usta. Vokal koçum olursun. Senin ağzından çıkan kelimelere göre ben duyguyu bükerim mikrofonun başında. Ne dersin? Tabii tabii, her türlü koçun olurum senin ben be. Aslanım koçum benim be. Ayy.